Hani madem programın adı sahte sahne tozunu yutanlar. O sensin. Hani beni tozun içine atmışlar yani. Dedikoduları sonra mı yapacağız? Şimdi kapatın kameranı, biz dedikodu edelim arkadaşlar. Sen beni Bodrum'da mı zannediyordun? Sen şimdi deminden beri konuşmuyormuşuz gibi, sanki şu anda konuşmaya başlamışız gibi davrandın ya. Evet evet. Başka bir şeyden bahsederken. Neden bahsedelim hayatım? Söyle benim. Ben seni Bodrum'da zannediyordum, evet. Ben Bodrum'dayım ama yani. Bir uzun hani dedim. Yok artık zaten şimdilik Bodrum'dayım. İşte düğüne geldim. Çok sevgili kız kardeşim Sevinç Erbulak evleniyor. Ben de işte ben onun abla annesi olduğum için. Böyle yarı dünür kılığındayım. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Gene bayağı böyle düğün dernek. Bayağı düğün yapıyoruz. Bayağı bildiğiniz gibi değil. Yani çok memnunuz ama hepimiz. Kavin ne yapıyor? Annesi evlenirken. Kavin de ne giyeceğim diye bakıyor böyle. Çok tatlı. Aldınız çocuğa bir şeyler herhalde. Aldık yaptık, diktirttik çocuğa da ondan sonra. İşte ben de şimdi buradan çıkıp damada takı bakacağım. Dünür şey olarak tabii tabii. Saattir ben, genelde o Ayşe, niye düşünüyorsun? Saat takacağım mı, ne takacağım? Digital takacağım yani. Ben başka bir şey takamam. Yürüyüş şey yaparken tabii aynı ki. Zaman. Bir şey söyleyeyim, bayılıyorum senin o koşu, yürüyüş ritmine falan. Süper. Sen anlat sonra ben anlatayım. Kaç kilo oldu toplamda? Benim 20 kilo oldu. Hayatımın en zayıf yani 15 yaşından sonra hayatımın en zayıf dönemini yaşıyorum. Şekeri kestim ben. Hiç. Sıfır. No sugar. Mesela baklava yemeyeli ne kadar oldu? Çok oldu. Gerçekten. Yok, özledim. Bitti yani. Şekeri kestim. Yani normal yemek yemeye devam ediyorum ama normal çok az yiyorum ve her gün günde 5 kilometre yürüyorum. 60 dakikada 5 kilometre. 5 kilometre Zorlu'dan neresi kadar? Canım ben buralarda yürümüyorum. Ben Karşı'nın şoförüyüm. Ben Bostancı'dan başlıyorum. Maltepe'ye gidip dönünce o sahil bizim Beverly Hills gibi oldu. Gerçekten. Ondan söyleyeyim. Çok güzel, hakikaten İBB çok güzel çalıştı orada. Muhteşem bir sahilimiz var. Yani buradan bütün İstanbullulara söylerim. İstanbul'dan İstanbul'u ziyarete gelenler de Kadıköy'den Maltepe, Pendik lütfen gitsinler. Hakikaten dünya standartlarında muhteşem bir parklar var orada. Yürüyüş, işte piknik alanları çok modern ve çok şık. Tertemiz, tuvaletler tertemiz. Her şey çok güzel. Çocuk parkları. Çok uzun bir sahil. Ben böyle burası bizim yer mi falan oldum yani o derece. Sen orayı seçtin ha. Karşıda, okulda karşıda. Evet evet, okulda karşıda, yürüyüş karşıda. Kilolar da karşıda. Kiloları da karşıda yolladım hayatım. İşte 20-25 kilo oldu herhalde. Bunu muhafaza etsem çok iyi. O kadar şeker yemedim ki bir yıl başında hani milattan önce yurt dışına gidiyorduk ya, gidebiliyorduk ya. Ren Nehri üstünde yılbaşı pazarlarına gitmiştim. Evet. Almanya'nın böyle pastaları var filan. Aa ne güzel dekor bunlar deyip yemedim yani. Canın istedi de tuttun kendini, öyle bir şey. İstemiyor artık. Şöyle yapıyorum, farz et ki yedim diyorum. Yani yedim bitti, biraz evvel yedim. Sen zihin üzerine de bir kitap tabii, yazarsın. Tabii tabii ben bunu. Ama oğlak ya, iradeli. Anladın mı? Bravo. Ben o kadar değilim. Oğlak. Ben seni ameliyat olduğunu zannediyorum. Ameliyat olmadım. Ben de diyet ve sporla verdim ama ben gün geliyor hani böyle yarım kilo tatlı yiyorum sonra 3 gün kesip şey yapıyorum. Bir de başka bir hayatı seçtim. Hani bu şeyde de var ya, arkadaşlarımızın hazırladığı soru dizininde de hani pandemide ne oldu? Ben pandemide şeye gittim Ayşe. Evle okulu da birleştirdim. Son derece minimal yaşıyorum. Süper. Yani işte 6 çift pabuç. 4 çift bir şey, 5 çift bir şey ve evli okulu birleşince her şeyi atmak zorunda kaldım ve çok iyi geldi ruhuma. Her şey yerli yerince, sayılı ve hiç kaos yok. Ne çok evimde iyi. Ne okulda. Şey var, Amerikalıların bir sistemi var, 100 eşya diyor. Evet biliyorum. Ama 100, bir kitabı da bir tane sayıyormuş. Ne yapacağım ben o kadar kitabı? 100 kitapları yani devredeceğim. Yeni geldim İstanbul'a, 100 tane kitabı aldım. Ama kitap eşya değil ki, kitap hazine yani. İşte 100 şey diyor yani. 100 şey. Yani 100 hani bir gözlük, eşya diyor. Bir gözlük şimdi, yani. Şimdi. Olası değil. Sabahleyin çekmece, benim gözlük çekmecelerim var. Hangi gözlüğü takayım diye. Kaç oldu? Yemin ederim dedim ki bugün bir tane şey getireyim. Böyle senden özenip yaptığım benim gözlük kutum var. Çünkü benim birkaç tane gözüm var. Sayısı seninkine varamaz. Kaç? Senin 25 falan mı? Gözlük çerçevesi. 25. Böyle 60 tane filandı. Bayağı verdim. Çok da iyilerini sevince verdim. Ne oldu? 100 eşya deyip minimallikten yok ya, bahsedip yok, 100 tane yok, gözlük. Yok yapamıyorum. Yani
zor o iş ya. Yani yap, ama şöyle ben de çok minimalleştim. Zaten ara ara topuklu pabuçlarıma bakıyorum. Onlar için vitrin yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü zaten çok uzun süredir topuklu pabuç giymiyorum. Hep spor ayakkabıyla. Bir şey söyleyeceğim. Şey çok bakma ben de bunda yürümüyorum. Burada giydim çekimlerde. Bunların altı kırmızı o. Meşhur, meşhur marka mı? Evet. Yani altı kırmızı markadan. Yalan. 37 ise bir ara fotoğraf çektirip 37 altını 41 gösterim. Ya. Hadi. 37 mi diyor? 37 benim küçük ayak baş parmağım olmasa şey. Altı kırmızı. Burada da mı söyleyemiyoruz şey? Yok söyle. Tamam. Herkes her şeyi söylüyordu biz de siz. Hep söylüyoruz. Söyleyebiliyoruz. Görgüsüzlük yapmayalım. Tamam söylemeyelim. Altı kırmızı ayakkabı. Her şey çok karıştı. Bak şimdi biz ne yaptık? Kaç yılında tanıştık? Oradan başlayalım. Bir de şöyle biz Süeda'yla milattan önce gibi yani 1991. Bir. Burada bizi izleyen bir sürü insan daha dünyada bile değildi. Değildi. Hatta burada kameraman arkadaşlar bile yani dünyada olmuyor. Mümkün değil tabii canım. Yani. Ama şimdi ben böyle kariyerimin doruğundayım. Sabah gazetesinde çalışıyorum. Evet bayağı ya. Böyle ilerliyorum. Biz sabah gazetesinden falan. De tanışıyoruz. Tabii ki. Ben sabah gazetesinde çalışırken aynı gazetenin başka bölümlerinde. Evet halk ve ilişkiler, işte medya grup falan falan. Ben tutturdum çünkü şöyle benim tabii benim tiyatro şeyim çok komik. Ben Dormen Tiyatrosu'nun içine doğdum bir kere. Evet. Hani madem programın adı sahne tozunu yutanlar. O sensin. Hani beni tozun içine atmışlar yani öyle ve hani bugün efsane isimler hani belki yeniler çok tanımıyor ama ben hep onların isimlerini saymadan geçemiyorum. Ayfer Feray, Nisa Serezli, doğru. Turgut Boralı lütfen bu isimleri not edin yani. Bu isimler Türk tiyatrosunun mihenk taşları isimler. Onlar işte gerçi İzzet Günay falan şu anda hala hayatta Allah uzun ömür versin. Ama Ekrem Bora falan var. Dormen Tiyatrosu Türkiye'nin çok önemli bir can damarıdır. Kalbiydi canım, yani. Köşe taşıdır daha bence önce, tiyatronun. Daha önce küçük sahnedeydi ki şu anda küçük sahne galiba Devlet Tiyatrosu'nun mu? Onun mu oldu? Evet, orada mı onlar? Galiba. Onlar kullanıyor. Küçük sahne sonra... Tesadüf Ferhan Şensoy da takip etti kader olarak. Onlar da önce küçük sahneye geldi işte İstanbul'u satıyorum filan falan. Sonra Dormen Tiyatrosu bugün Ses 1881 o zaman Dormen Tiyatrosu'ydu. Beyoğlu'nda. Gerçekten büyük efsaneydi. Çok güzel oyunlar oynadılar. Çok büyük müzikaller. Yani bugün hiçbir özel tiyatronun hatta ödenekli tiyatroların bile cesaret edemediği ne bileyim Haldun Dorman Oliver Twist oynadı yani. 17 çocuk vardı yani sadece çocuklar 17. O günün koşullarını onlara istihdam etmek ne kadar ya zor. Ne de, yani arkadaşlar 17 tane 11 yaşında çocuğu ve... İki de velisini düşün. Yani düşün iki de velisini düşün. Onlar ve tabii bir de bu arada 10-12 tane de yetişkin oyuncusu var. Yani 30 kişi çok büyük müzikaldir. Ben çok isterim bir ödenekli tiyatro. Belki zorlu yapar bu işi ya. Oliver bir, Twist. Oliver Twist yapsınlar. Vallahi kulağına ben, kar suyu kaçırmak şey yaparım yani gönüllü danışmanlık yaparım. Çok sevdiğim bir oyundur ve ayıptır söylemesi Londra ayıpsa niye söylüyorum da. Ama sen bugün kaç tane ayıp ettin ayakkabılarından başlayan ve Londralara uzanan. Rowan Atkinson'dan seyrettim Londra'da Mr. Bean'den Fagin'i oynuyordu yani muazzamdı. Neyse tabii Dormen Tiyatrosu'nda büyüdüğüm için tiyatrocu olacağım dedim. Ben tiyatro yani başka bir şey olabileceğimi hiç düşünmedim sonra çok şey oldum yani. Ama niyeyse sabah gazetesindesin. Daha evvel de işte Günaydın Gazetesi var evet. Efendime söyleyeyim Ay Yıldız var Ay Yıldız Mayo ve şey var. Yani daha sonra zaten kariyer hayatım Norveç'te kafe açmaya kadar gitti yani orada okuyup falan. Neyse bunların konumuzla alakası yok. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'na gittim. Sonra tiyatro okumayacağım dedim. Ay okuyacağım İstanbul'a geldim. Yıldız Hanım'ın talebesi oldum filan. Tekrar tiyatro yapmayacağım dedim filan. Böyle bir dalgalanma. Gelmişim 35 yaşına. Ben tiyatro yapacağım dedim. Vay olur mu olmaz mı filan. Bunu kime söylüyorsun o sırada? Kendi kendime konuşuyorum yani. Zaten kimseye sormuyorum yani. Ben tiyatro yapacağım dedim. Ve canım Süeda Çil ile tanışmamıza vesile olan meşhur Fermanlı Deli Hazretleri, Nur İçinde Yatsın. İstanbul Şehir Tiyatroları, Feridun Karakaya. Gene Nur İçinde Yatsın, Özen Tutucu, Sevil Uluyol. Gül Akelli. Gül Akelli, Allah uzun ömür versin. Yani ve şey çok komik tabii. Ben Sabah Gazetesi'nde böyle kariyerin bayağı yani bayağı merdivenlerin ortasını geçmişim yani. Hani iyi bir müdürlüğe doğru gidiyorum. Veya belki bir genel müdür yardımcılığı beni bekliyor. Ve ben birden ve maaşım çok yüksek. Yani iyi bir beyaz yaka maaşı. Ve
onu bırakıyorum. Şehir tiyatrosunda ne oynuyorum? Şey dedi ayrılırken Sabah Gazetesi'nin genel müdürümüz, genel yayın yönetmeni Zafer Mutlu. Ayşe bari rolün ne dedi? İyi bir şey mi dedi? Çok iyi bir şey dedi. Çok iyi bir şey. Ne? Efendim biz Süheda ile arkadan geçen 8 tane kızdan birini oynuyoruz. Yani arkadan geçiyoruz. Böyle 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 bir ama şeyler yapıyoruz. Ama biz galiba ikimiz kahve de veriyorduk. Şimdi 8 kız vardı, 6'sı kahve vermiyordu. Bir senin biz kahve antren, bir benim kahve antren vardı. Bir de benim şeyim vardı. Rahmetli Metin Çoban, Selvi boylum diye bana, benim boyum 1.50'dir görmeyenler için söyleyeyim. Allah'tan Süheda ile ayakta yapmadılar bu programı. Bir topuklu var, bir de düz bende yani. Bir bayağı 1.5 metre bir kadınım. Ve Selvi boylum diyordu. Ben böyle parmaklarımın üstüne çıkıyordum. Beni şey ne o? Onore ediyor mu? Yani beni, Metin abicim beni onore ediyordu ama ne o? Hani şeydeki kızları gösterirler. Ne derler ona ya? Nedeki? Hani, revi kızları mı? Ay, ne revi kızı? Asıl Fermanlı Deli Hazretleri'nde ne revi kızı? Şey ya böyle işte kızları takdim ediyorlar hani seçilsin diye. Haremden ha, değil de haremdi. Tabii sarayda değiliz de. Cariyeler cari ya cariyeler. Allah çok şükür. Filan orada gerçekten biz böyle 8 kız aynı odada giyinip soyunurduk. Başrol kız vardı Melike Altınbaran. O ablalarla giyinip soyunurdu. Hmm. Yani bizimle oturmazdı yani değil mi? Yani siz daha dünyada yokken hani buradaki arkadaşları söylüyorum. Evet, ben ve Ayşe Fermanlı Deli Hazretleri'nde oynadığımız sıralarda büyük bir sözün altına o gün şeye karar vermiştim. Bir daha hayatta büyük konuşmayacağım. Çünkü hayatım boyunca dans etmeyi sevmedim. Hayatım boyunca oynayanları alkışlamaktan hiç haz etmem. Ben sevmem böyle şeyleri. Ama şehir tiyatrosuna girmek istiyorum. Girdiğim anda da distribüsyon asıldı. Fermanlı Deli Hazretleri, Feridun Karakaya, Engin Uludağ yönetiyor. Engin çok Uludağ kıymetli yönetiyor. Tabii, tabii. İsimler. Kızlar yazıyor altına. Ben ne bileyim koşa koşa provaya geldiğim ilk gün gördüm ki orada bir dansçı. Dans yani. Dansçıyız ya, Ayşe. Tamamen arkadan geçen 8. kız yani hani şey, o derece. Sait Ergenç'e mi sunuyorduk biz? Allah rahmet eyle evet ya. Bizi Sait Ergenç'e evet, sunuyorlardı. Sait Ergenç. O bizi beğenmiyordu. Melike Altınbaran'ı beğeniyordu. Evet sonra, evet. Değil mi? Evet onu başlıyor. Alıyordu. Doğru doğru. Öyle oradan gittik sonra kaç, oradan bugüne. Hesaplayamıyorum bile Ayşe. Ya 91 diye hatırlıyorum ben. Tam 91 onu biliyorum. Çünkü ben konservatuara 90'da girdim. 91'de şehir tiyatrolarına girdim. 2 yıl kaldım ben ama sonra onun bedeli olarak yani o arkadan geçen 8. kızın bedeli olarak sevgili Erhan Yazıcıoğlu beni Palyaço Prens'te başrol oynattı. Neyse şehir tiyatrosundan başrol oynayıp ve bıraktım yani biliyorsun. 3 sezon mu kaldı? 3 sezon kaldım ben. Ama hiç bırakmadın ki tiyatroyu başka şeyle. Şimdi yok, kedinin kedi sonra ama yok şu anda ben tiyatro yapılacağına inanmadığım için maskeyle. Nasıl ya? Ya ben inanmıyorum. Yani dijital tiyatro falan hiçbirine inanmıyorum ve öyle mi? Çamlıca'nın Üç Gülü diye 3 ay prova yaptık. Provada hepimiz korona olduk. Aa! Hepimiz Haldun Dorman dahil. Sen koronayı orada mı kaptın? Ben koronayı çünkü ben şeydendim. Çip takacaklar bize. Böyle bir hastalık yok diyordum. Sonra böyle yatınca anladım ki korona var yani. Ha bak bunu konuştuğumuz ne kadar iyi oldu. Ben de öyle düşünenler yok. Dedim doğrusu. Çünkü aa yok öyle bir hastalık var ya. Var. Var var. Ne yaptı sana Ayşe? Yani ölüyor gidiyordum yani. Gerçekten. Ya, hiç hareket edemedim. Ne oluyor hareket etmeye kalkma korona? Yok, yok hareket edemiyorsun ya. Hareket, yani ya ben bir çorba kaşığını böyle alıp içemedim yani. Böyle hani nasıl tarif edebilirim? Öyle mama tabakasına doğru çekiliyorsun yani. Öyle bir şeydi. Ve bence ciğer hastalığı falan değil yani. Organ, iç organların iflas ediyor. Çok kötü bir hastalıktı yani. Evde mi geçirdin? Evde geçirdim. Özden önce ben oldu. Oldum. Benden 2 gün sonra Özden'le Öykü oldu. Hiç dikkat etmedik. Bizim hatamızdı. Hiç dikkat etmedik. Öyle yani mi? Burun buruna işte ben partnerimin üstüne çıkıp böyle böyle böyle... yanlış bir şeydi yani. Provada. Popcornları ben yiyorum, onlar yiyor. Hadi bir daha tekrarlıyorsun. Onun avuçladığı popcornu ben avuçluyorum filan. Bir şey söyleyeceğim. Ekipte o zaman biri koronaydı ve hepimize... Evet, Anıl Yülek getirdi hepimizi. O da Beşiktaş'ta bir yerde, yer altında bir yerde müzik yapıyordu. O bize böyle tak 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 taşıdı. Herkes oldu.
Haldun Dorman oldu Haldun ya. Haldun Dorman oldu ve da. Haldun Dorman 93-94 yaşında ya, hastanede şimdi kaldı. Şimdi ben Haldun zaten abinin geçirdiğini öğrenince zaten dedim ki bu yani öldürmez bir şey demek, böyle grip gibi bir şey. Haldun abi çok ağır geçirdi. Öyle. Çok ağır. Sonra biz çok arkadaşımızı tanıdığımızı da kaybettik yani. Ay. Ben yeni aşı oldum 6 ay geçtiği için. İlkini oldum. İkinciyi de işte Temmuz'da olacak. Ayşe mesela ne yaptı? Bir sabah kalktım. Ay başım ağrıyor, bana bir ay şey oluyor. Ay titreme yok. Şimdi Anıl'da çıkınca ben koşa koşa gittim, test yaptırdım, hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Ama iki gün sonra titreme geliyor. Zaten aşının da şeylerinden biri o. Aşı da titreme yapıyor çok hafif. Yani çünkü sana BioNTech olanlar canlı aşı mı ne oluyor? Şimdi neyse bilimsel bir şey konuşmayayım. Böyle bayağı bir titreme geliyor. Ve en korkuncu 5. 6. gün. Çok gerçekten çok zor bir şey yani. Hiç yemek yemedim. Ben koronada 3-4 kilo verdim. Özden'i gördüm şey dedi yani zayıfladım bahane yani. Çok kötüydü yani gerçekten. Ama sonra aklım başıma geldi. Bir de ben bizim bir Erbulak evimiz var biliyorsun. Var hala da. Geçen sene ilk olduğunda inanmadığım için şey yaptım. Ben inanmıyorum, biz ayakta kalacağız, vazgeçmeyeceğiz falan dedim ama tabii çocuklarla iş yapıyorsun. Neden vazgeçmiyorsun? Vazgeçmediğin ne yani? Kendime şimdi bakıyorum, kızıyorum yani. Hani bir de çok hani arımaya çalışkan insanımdır ya. Hani ne yapıyorsun ya, bir kendine gel, bir dur dedim yani. Bir dur. Sen kendine demezsen evren sana dedirtiyor. Yani dedirtiyor. Hani ve dedim ki tamam biz okulumuzu donduralım. Oyunculuk kısmını. Bu maskeler çıksın. Çünkü tehlikeli bir şey yaptığımızı anladım yani. Tehlikeli. Başkasını tehlikeye sokmaya ama gerek yok. Sen Maltepe'den oraya da yeni taşındın. Ben Bostancı Altıntepe'den Bağdat Caddesi'ne taşınmıştık. Tabii biliyorsun Kasım'da kapatınca her yer kapandı. Yani öyle bir şey oldu ki biz korona olduk. O hafta sonu her yer kapandı. Ve şimdi sen de aynı işi yapıyorsun. Oyunculuk dijital olarak yani Zoom'la veya herhangi bir online öğretileceğine veya yapılacağına ben inanmıyorum. Tiyatroda mı yapılmasın? Ben biraz farklı düşünüyorum. Tiyatro yani bilmiyorum. Şöyle oyunculuk kısmına gidelim. Yani eğitim kısmına gidelim. Çocuğa ne öğreteceksin? Arkadaşının gözüne bakarak, oyuncu arkadaşının gözüne bakarak, onun ısısını alarak ondan aldığını vermeye öğreteceksin. Çocuk zaten şey yapıyor, şimdi anne babalar para verdik biz bari bunun online şey yapalım diyor. Ama öyle olmuyor yani, olmadı öyle. Bilmiyorum ben şey yapmadım. Ya benim okulumda kamera çalıştığımız için. Kamera okey çünkü zaten kamerayla yapıyorsun. Aynen. Ama tiyatro olmadı. Ben hiç tiyatro eğitimi vermiyorum. Hatta biliyorsun beni arayıp da tiyatro eğitimi almak isteyenleri ben hemen senin Erbulak evini söylüyorum. Kamera zaten kamera o. Evet kamera, ben rahat ettim doğrusu. Yani Zoom üzerinden yaptığımız derslerle hele evle okulu birleştirince demin İpek'le konuşuyoruz. Pazartesi günü berabermişiz. Bugün günlerden de cuma. Aa ben 5 gün evden çıkmadım. Çünkü tabii zaten arka odada yemeğimi yiyip televizyonumu seyredip uyuyup kalk ön odada ders yapıyorum. Yani böyle tabii şanslıydım ya da şansımı kendim yarattım. Çünkü iki yere kira vermek, pandemi sinyallerini verdi. Biz Haldun Dorman'le müzikal provasındaydık. Yani bitmek zorunda kaldı. Geldim ve kara kara düşmeye başladım. Orada bir işletme, burada bir ev. Tabii canım. Kiralar ve öğrenci gelmez. Biz de mahvolduk yani. Tahmin gerçekten yani. Çok büyük zarar ettik. Yani bütün birikimimiz gitti ama hayattayız diye ben hani hep dolu tarafına bakarım, evet, bardağın. Biliyorum. Ve geçmişle hemen tak keserim yani. Çünkü hani orada kaybettiğim para var ama burada kurtardığım canım var. Sen deli misin? Tabii canım. Ona bakıyorum yani. Biz Bodrum'da da bir evimiz vardı ve bir Bodrum'a geçişi daha ileriye düşünüyorduk. Yani 2-3 sene sonraya düşünüyorduk. Bodrum'a geçişti. Hadi canım gerçekten. Yani ben bir Bodrum'a geçmek istiyordum yani. Orada bir düzen kurmuştuk. Veya 6 ay orada, 6 ay burada. O daha iyi bence. Bodrum. Şu anda orada kalıyoruz. İşte düğünden sonra gene gideceğim. Orada ben özel ders veriyorum kendim. Tamam. Yazarlık dersi veriyorum bahçede, bahçemde. Açık havada 5 öğrenciye veriyorum. Workshop yapıyorum daha doğrusu. Özden de konservatuara hazırlık dersleri veriyor. O da güzel. Böyle götürüyoruz. Yani daha minimal yapıyoruz. Peki Bodrum'da ama bir Erbulak evi olur mu dersin? Şöyle Bodrum'da bir sahaf dükkanı açacağım. Bu kadar kitabı nasıl satacağım? Böyle eriteceğim. Buna karar verdim. Çok kitabım var çünkü. Yani yok. Şöyle Bodrum'da bir Erbulak sahaf, sanat ve zanaat dükkanı açmak istiyorum.
Zanaatı? Zanaat şey, böyle arkada atölye işte boya. Ben şimdi dikiş dersi yapıyorum. Dikiş de işte. Pandemide ne yaptınız? Evet Ayşe Hanım, dikiş diktik. Dikiş diktim. Evet. Yürüdüm. Yürüdüm. Boyama yapıyorum bu kalıplarla filan. Yani diktiğim şey çantaları filan kalıplarla. Hatta babamın imzasını da bir kalıp yaptırıyorum. Herkes diyor ki sen buradan marka yaparsın. Hayır öyle bir şeyim yok. Yani ben kendime eğlenmek için benim bir herkesin tanımadığı bir kız kardeşim daha var. Onunla kardeş aktivitesi yapıyoruz. Sonra arıyoruz. Sen kenarını nasıl diktin diye. Ben onu zikzak, senin hangi zikzakta diktin? Bunları konuşuyoruz. Çok keyifli yani. Çok kitap okuyorum bu arada. Bir de sevmekle ilgili demek ben... Sevmiyorum el işi yapayım. El işi. Mutfak işi sevmem, el işi sevmem. Şöyle acayip bir terapi bence. Çünkü bütün organ, duyu organlarınla o yaptığın şeye teksif oluyorsun. Ben bunu nerede öğrendim? Çok acı bir örnekle öğrendim. Biliyorsun benim çok sevdiğim bir insan Norveç'te kötü hastalıktan vefat etti. Ağır bir süreç geçirdi. Kısa ama çok ağırdı. Ben orada... O hastalığın bir tık öncesinde gümüş kursuna gitmiştim. Böyle gümüşle zincir yapıyor. Tamam bana öğretti Danimarkalı hoca. Böyle o sırada da hastalığa denk geldi. Şimdi öyle bir şey ki onu çok düzgün yapman lazım. Düzgün yapmazsan geri döneceksin. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Çünkü Willy'nin kemoterapisi iyi mi olacak? Tümör küçülecek mi, küçülmeyecek mi düşünmüyorsun. O sırada neyi düşünüyorsun? Doğru yapayım diyorsun. Böyle tık 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 yapıyorsun. Ne oluyor bitince? Zaten şöyle oldu, benim zincir bu kadar oldu. Adam geldi dedi ki, sen çok zincir yaptın, sana başka bir şey yapalım dedi. Bana dokunma dedim, yani bana elleme. Çünkü o kadar güzel bir şey ki, o küçük kerpetenle böyle düzgün düzgün yapıyorsun, bütün ona kanalizesin. O yüzden el işi aslında güzel terapidir yani. Ben hani bulmaca çözmek, yani insanın, ben bugün herkese tavsiye ederim ve eskiden bizim, biz küçükken, ay çok eskiden lafını kullanmak istemiyorum ama biz küçükken el işi dersleri vardı. Vardı. Sende var mıydı? Vardı, ben yok. Kalmıştım. Yemin ben de nefret ederim. El işinden bütün emeğe kalan bir insan. İlik açtırırdı bize. Göksel Hoca, hiç unutmuyorum kadıncağızı. Gıcık bir kadın, hiç evlenmemişti tamam mı? Biraz sinirli bir insan vardı. Böyle şey... İlik açtırırdı ya şunu ve ilikten kaldım ben, yazın okula gittim ilik açtım ya. Yazık ya. Ve annem o sırada dışarı dikiş diken bir insan düşünüyor. Annemle geldiğimiz noktayı düşünebiliyor musun? Annene diktirseydin ya onları. Ha ama sınıfta orada yaptırdı. Açıyorsun el işi ilik, gömlek iliği nasıl açılır ya diye. Ama hakikaten el işi güzel bir şey ya. Hani ya sevenlere diyelim Ayşe el, bana değil. Ya da başka bir şey, ne bileyim mandala yapmak. Yani bir insanların hobisi olması gerektiğine inanıyorum. Zor zamanları atlatmak için güzel bir usul. Çünkü öbür türlü çok düşünüyoruz. Ne yapıyoruz? Sosyal medyada dokundurma diyorlar ama ben ona Türkçesi laf sokma diyorum yani. Ona takıyor insanlar. Biliyor musun? Birkaç zamandır şunu düşünüyorum. Ali Poyrazoğlu demişti ki bir sohbetinde, ben başka bir işte dinlenenlerdenim. Ben galiba öyleyim. Yani dün duvara astım, hatta Instagram'da paylaştım. 12. üniversiteden diplomamı aldım. Saçmalıyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Ve şimdiki hedefim işaret diliyle ilgili diplomayı da oraya asmak. Ama çok güzel bu. Ama mesela bu el işi diyorsun ya hani bunlar bende yazmıyor. Bende şey yazıyor. Şimdi ne öğrensem hocam? En son astroloji 2. sınıftayım. Astroloji dersi. Bunlar da işte yani bu el işi değil belki ama bu da bir şeyi öğrenme. Yani ben insanların öğrenmeyi durdurmamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu insanı çok geliştiren bir şey ve dinç ve genç tutan bir şey. Aynı şey fikirdeyim ve bazen acaba mesela özeniyorum da tamam mı? Ben örgü bilmiyorum. Biliyorum da yapmıyorum. Dantel, tiksiniyorum falan diyorum. Sonra sabah kalkıyorum Ayşe. O gün yapacağım işi, bütün pandemi de böyle geçti. Ben sabah pandemi dahil 6'da kalktım. Ben de 6'da kalktım. 6'da. Çünkü pandeminin bir tık öncesi babamı kaybetmiştim. Biliyorum. Ve şeye kanalize olmuştum. Sabah yürüyüşüne. Evet. Kilo vermem de ona denk geliyor. Çünkü yürüyünce unuttum babamın acısını, tabii, yoğun bakımda yaşadıklarımızı. Müzik mi dinledin yürürken? Evet, müzik çünkü dinledim. Çünkü müzik dinlemezsen düşünürsün. Müzik, müzik dinlemek çok iyi bir şey. Spotify'da şey yapıyordum, aha, liste yapıyordum benim böyle. Benim de öyle. Evet. Best yürü, foreigner, yürü. Best Turkish var bende. Hani
Yabancı ağır, tabii öyle yaptım kendime. Ha, kendine yaptım. Liste yaptım. Bir, Spotify, şey mi var? Spotify diyebildik o, mi? Hemen onu. Neyse evet. Diyorsun burada bir şey yok. Ha diyebiliyoruz tabii. Tamam. Hmm. Ondan sonra o yürüyüşle o beyin boşaltmayı keşfettim. Hmm. Çok yorul, terle, tabii. Gel, duş al ve sonra işte o kalktı. Üstüne kahve iç. Kahve iç. Arkasından o gün ne yapacağını bil. İşte öğrenci online ders varsa var. Hı-hı. Ben online derse giriyorsun. Hikaye ve hikaye ve masal anlatıcılığını bitirdim pandemide. Süper. Hani bir diploma da Sakarya Üniversitesi'nden aldım. Şimdi tamam, bunları kağıda dökmen lazım. Çok istiyorum. Bütün kitabımın bütün dokümanı var şeyde hazır. Kitap yazacaksın. Çok güzel bir şey. Ayşe, acaba şey mi yapsak? Seninle mesela online bu konuda beni coaching eder misin? Ben değil de coaching. Ben mesela yani buna mütevazı değilim de bu hani şey değilim ama bu işi yapan bizde başka insanlar var. Sana bir coaching yaptırırız. Yaparsın yani. Bir şey yani. Söyleyeceğim. Şu anda PSM'ye şükran doluyum. Çünkü gerçekten galiba en büyük hayalimi gerçekleştirmek üzere dev bir adım atıyorum. Çok güzel bir şey kitap yazmak ya. Bence... Hani ay Ayşe gerçekten yapar mıyız? Satılıp satılmaması yaparız ya. Kasarlamam mikrofon koydum. Mikrofonlar düşecek anladım. Diye. Tamam çıkacağız. Kitap yazmak da çok güzel bir yani. Nasıl gıpta ettiğimi nasıl kıskandım. Ayşe'nin gözlüklerini, kitap yazma becerisini filan kıskandığın doğrudur yani. Ben de senin boyunu kıskanıyor olabilirim yani. Ya o bir şey. Güzelliğini. Ya, o şey. Ay, kitap yazmak da çok güzel bir şey çünkü... Ama çok bak ne oluyor biliyor musun? Kitap yazacağım çok istiyorum ve boğuluyorum. O denize giremiyorum korkuyorum. Disiplin çok utanacaksınız geliyor. Hayır böyle küçük küçük gideceksin. Küçük küçük yani ilk başta hikaye kitabı yazabilirsin. Masal yazabilirsin. Hayır benim kitabım hazır. Ben kitabın adı bile hazır. Güzel güzel konuşalım. Kitabın adı bu. Güzel. Konuşma sanatı üzerine. Tamam yüksek zaten yok ülkede yani yok, bunun şeysi. Miyim? Ama orijinal bir şey istiyorum. Mesela 1970'li yıllarda basılan güzel Türkçe konuşma kitapları akordeon şeklinde. Kimse bunu bilmiyor. Hmm. Çünkü açtığın zaman uzun tabii. Cümlenin tek nefeste ama nasıl böyle bir belli tabii. Bir periyotta okunacağını Nevin Selen yazmış. Hmm. Entonasyon analizleri diye bir kitap meraklısı için. Nusret Hoca'nın var kitabı piyasada. Artık bulunmuyor zaten nadir kitapta böyle tabii, dökülüyor. Hani. Evet. Ama karşımızda bir Y kuşağı var. Şimdi öğrencilerimiz var. Sen de ben tabii, de tanıyorum. Tabii. Onların bu kitapla ilgisini çekebilmek için başka bir şey yapmak lazım. Tabii, herhangi bir kısa kısa olacak. Doğru. Kısa. Doğru. Belki şey çünkü olacak. Flash olacak kitap değil. O da olabilir. O da olabilir. Ama inovatif ama bir kitap şey yapmak yaz yani. Gerekiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bunun bu mesleğinin dışında yani bu senin mesleğine ait. Otur başka bir şey yazmaya çalış. Mesela masal anlatıcılığı diyorsun. Masalı kendin yazmaya çalış. Yani çocuğa bir masal yaz. Bu ben mesela polisiye yazıyorum. Masallarım pek çocuklara. Aha şey, zaten büyüklere yap. Büyüklere yaz o zaman. Yani bence kitap yazmak çok güzel bir şey. Ve çok. Ben çok yetenek olduğuna inanmıyorum bu konuda. Bunun disiplin olması ve güzel çalışılması gerektiğine bütün, inanıyorum. Mesela Çağan Irmak'la Sonsuz Oda'da konuşurken Çağan da aynı şeyi söylüyor. Ben sabah saati kurup işe gider gibi... Bilgisayar başına geçip yazmaya başladım diyor. Gani Müjde keza. Gani de öyle. Evet. Ben de 6'da kalkarım. 6 ile benim bir şeyim bir mesleğim daha var. Yani şu anda aslında ekonomik olarak ciddi para kazandığım mesleğim. Çevirmenlik yapıyorum. Evet, kitap evet. Çevirmenliği. Norveççeden Türkçe'ye çeviriyorum. Şu anda elimde muhteşem bir kitap var. Bitiyor. O da mı polisi ya? Sen polisi polis misin? Yok bu polisi. Bu tesadüf psikolojik gerilim çıktı ama ondan önceki feminist olmak diye bir şeydi. Bilimsel yani, şey mi? Yok kurgu dışı bir kitaptı yani çok güzeldi. Epope yayınları için çevirdim. Bugün yarım basılmış olur. Ondan önce Yetişkin insanlar diye ayrıntı yayın evi için çevirdim. Daha önce Epsilon'a bir çocuk kitabı çevirdim. Hayat diye. Şimdi de yani bu son 455 sayfa ve muazzam bir şey yılan besliyorlar. Peki sen mesela bu çevireceğin kitabın seni enterese edip etmeyeceğini nasıl bilebiliyorsun? Yolluyorlar, soruyorlar. Müsait misiniz diye. Önce programıma bakıyorum. Hani sonra kitabı bir bakıyorum. Kitabın ne anlattığına bakıyorsun. Her kitabın ne anlattığına bakıyorum. Hem İngilizcesine hem Türkçesine bakıyorum. Diline bakıyorum. Sonra çevirebilirim. Şöyle çevirebilirim diyorum. Şu zaman teslim edebilirim. Şu rakamı alırım diyorum. Kabul ederlerse sözleşme imzalıyoruz. Peki mesela günde insan kaç sayfa çeviri yapabilir? Ya ortalama 10 sayfa bunun normali. Oo. Normali yani. Ama önünde vakit varsa 5 sayfa. Bazen mesela bazen şöyle oluyor 10 sayfa çevirememişsem ertesi gün 20 sayfa çeviriyorum. O zaman kalbim sıkışıyor. Çünkü hani
bir schedule'la çalıştığım için ve kendi bir otodisiplinim olduğu için kaçamıyorum. Bir şey soracağım. Mesela Norveççe bir filmin altyazısını yazmakla bir kitap çevirmenin arasında nasıl bir fark vardır? Altyazısını yazmak hiçbir şey değil. Onu zaten diyeceğim. Bence altyazısını yani bunu seyreden filmciler falan varsa bana kızacak ama kesin Google Translate ile çeviriyorlar kimseye para vermemek için. Ben bunu anladım yani. Skandal. Ben bunu kesin çok o kadar yani mesela ben Norveç yani Netflix'te falan Norveç dizileri seyrediyorum. Nasıl ya? Adam başka şey söyledi, o başka şey yazdı diyorum. Hani şey gibi bu İngilizce'de daireme gittim der. Hani daire dediği evidir. Loftudur. O circle'ı kullanıyor filan gibi. Yani yuvarlak daire gibi kullanıyor. Hani öyle bir şeysi var. O konuda yani çok kötü. Ama şeyde kitapta tabii dili Türkçe'ye okunur hale getirmek gerekiyor. Yoksa Google Translate'ten çevirir adamlar. Niye bana hani şey aslında sen ona başka bir yapı da kazandırıyorsun tabii, o zaman değil mi? Tabii. Senin imzan aslında onun çevirisi. Tabii iyi çevirmen yani çok iyi çevirmenler var tabii ülkemizde yani. Ama mesela Avrupa'nın yani Norveç'in en iyi polisiye yazarı UNESCO herkes çok seviyor. Doğan Kitap onun İngilizceden çevirtiyor. Asla Norveççeden çevirtmiyor. Ne ben kaç kere söyledim. Daha ucuz tabii İngilizce. Öyle çünkü mi? Yani şöyle birim çünkü öğrenci de çevirir İngilizce, Norveççe. Yani şöyle İngilizceden 1.000 lira veriyorsa Norveççeden 10.000 lira vermiyor. O kadar katı yani. Çünkü Türkiye'de zaten Norveççeden Türkçe'ye çevirmenlik yapacak 10 kişi var yani bütün Norveç'te oturan. Çoğu Norveç'te oturuyor zaten. Türkiye'de oturan bir tek ben varım. Şekerim Türkler Norveç'e gider, Norveç'ten şikayet eder fakat kalkıp geri dönmezler. Sürekli orada şikayet ederler. Ayşe yani. Norveç'te yaşarken bir eldiven hikayesi anlatmıştın bana. Yani böyle o kadar soğuk ve evet. Bir insanın senin için eldivenlerini ısıtması evet. O kadar yaşamsal bir sen güzellik ki ya. Demişti. Ay, ya, hiç unutmuyorum evet, doğru. Ya. Nur içinde yatsın. Nur içinde doğru, yatsın ama. Doğru. Çok radikal bir karardı çok. Norveç. Ben mesela bırak Norveç'i ben İstanbul'dan çıkıp Bodrum'da bile yaşamam. Yani ay çok güzel ben. Yaşamak orada. Ay şöyle bak özdenle yaşıyorsunuz. Ha doğru herkes aynı şey. Ben, tabii. Kediler var, köpek kediler var, kapıda köpekler kediler var. Yani Selimpaşa'da Sevinç'in orada değil yaşarım. En azından İstanbul'a yakın gider gelirim ama Bodrum çok evet. Düşündürücü benim için. Doğru. Bir de son dönemde oraya gidip yaşamayı seçen insanların loser olduğunu görüyorum. Tek başına yaşayanlardan doğru. Bahsediyorum. Ve bak, alkole sayıyorum. Ve nasıl? Hayat bu kadar mı? Evde rakı hayır, içelim. Hayır. Evde rakı yaptık. Şimdi de bira yapacağız. Naneli tabii, bira tabii. Yaptık. Yo, şimdi de bilmem neli vodka. Hayır. Biz İstanbul'da gibi yaşıyoruz. Hayır. Son derece disiplin. Zaten yani sizin aile yapınızı bildiğim için 6'da bu böyle. Kalkıyorum. İşte 6 ile 8 arası çeviri yapıyorum. 8 ile 9 arası yürüyoruz. 9'dan sonra kahvaltı var. Sonra bahçe sulaması var. Efendim mesela işte öğle yemeği var. Alışverişin var. Bahçede var mı maydanozları? Var. Naneler, şeyler. Onların hepsini toplamak falan işte. Salatalıklar falan var. Var her şey var bir de bahçede bayağı ağaçlar var ama öyle Dahan diyor ki annem organik tarıma başlayacak yakında diyor. Dahan da mı orada? Yok Dahan gidip geliyor. Dahan şey burada. Duydum biliyor musun Bodrum'da kayıt dışı çok fazla intihar varmış. Hadi ya. Evet bu İstanbul'dan gidip yani şöyle düşünün bu plazalarda yaşıyor insanlar ve bir hedefleri var emekli olduktan sonra Bodrum'da bir ev. Emekli oldum Bodrum'da ev. Sonrası yok. Yok tabii bu sonrası tabii. Yokluk Japonların ikigai dediği şey. Evet işte. Evet ikigai. Bu çok tehlikeli bir şey. Çok. Geldi çok. Film bitti anladınız mı? Hani film bitti ve intihar. Ama sonra şey yani otur bahtın açılsın oluyor. Öyle bir şey yok yani benim bir kere çok. Otur bahtın açılsın. Hani otur annemin lafıdır o. Yani yok benim çok yapmak istediğim çok şey var. Evet, bir kere yani kitapçıyı yani? Açmak istiyorum ya orada. Ama Gündoğan'da açacağım uzakta değil yani. Neden? Yol gidip gelmeyeyim. Çünkü ben yıllarca yol gittim geldim. Biliyorsun iki telliye sabaha gittim. Sonra Show TV'ye gittim. Allah'ım ya Rabbim. 2 saat gidiş, ama bütün saat bunların şeyleri hakikaten sen yaşadın ya. İlk iki telliye gidişlerdeki ya herkesten önce iki telliye yani. Ben gittim ya. 89'da gittim tabii, ben iki telliye. Tabii tabii konuşuyorduk. Show TV de sonra hani tiyatroyu bırakıp şeyi. Show TV de iki telli. Daha doğrusu yaşasın Harbiye'de işleri var dedim. Show TV ve iki telliye taşıdım. Yani. Kaderin ya sonra ben Norveç'te şeyi öğrendim.
insanın işine gitmek için uzun mesafesi gerekmiyormuş. Çünkü şöyle, mesela orada diyor ki nerede oturuyorsun? Şimdi ben mesela Sitjordal'da çalışıyorum, evim Skatval'da. Yani şöyle söyleyeyim, Zorlu'da çalışıyorum, evim Etiler'de. Norveç ne diyor biliyor musun? Sen nerede oturuyorsun diyor. Skatval diyor. Oo ne kadar uzak diyor. Neden? Onun için uzak çünkü. Levent Etiler arası uzak. Uzak. Onlar... Uzak onun için. Bir de trafik yok zaten. 3 dakikada şeydesin yani. Gitmek istediğinde oradasın. Ama şöyle tabii Norveç benim için çok güzel bir dünyaydı. Hala bağım var. Gidemiyorum şu anda çünkü... Türkiye'den gidenlere 15 gün karantina uyguluyorlar. Hani 15 gün bir otelde karantinada kalmayı göze alamadığım için. Bitirecekler onları artık yani. İnşallah. Ama tabii şey çok güzeldi. Hani tekrar sahne tozuna geri dönecek olursak. Hani Norveç'te sahne tozu yutmak da güzel bir şeydi yani. Ama en güzeli Norveç grubuyla biliyorsun geldik. İstanbul evet Belediyesi ya. Şehir Tiyatroları festivale geldiler. Yani eski o var ya gibi. Hani herhalde bu hayatta en zevk aldığım 4 saat. Şimdi sen pandemiden sonra oyunun hazır. Hani o mısır yerken korona kaptığınız oyunda yine devam edecek misin? Bilmiyorum onu herhalde artık oynamazlar yani onu zannetmiyorum oynanacağını. Sen sahnelerin açılacağını falan da mı düşünmüyorsun ya? Bilmiyorum. Şöyle... Plan yapmaktan vazgeçtim. Yani anladın başka mı? Başka bir kafaya gelmişsin sen. Pandemi şimdi. Beni hani şuradaki şey soru olmuş. Var ya. Hangi soru? Pandemi ne yaptı? Hiç bakmamamız. Ne, yani o şöyle plan çok ben acayip plan yapardım. Yani evet. Sana bir şey söyleyeceğim. İster inan ama biz 2021 Şubat için 2018'de cruise gemisi için para ödemiştik yani. Ha. Daha da şey diyor, yani. Annem 2025'te uzaya gidecek, onun için şey rezervasyon yaptırdı diyor. Yani o derece planlıydım ben. Ama yani yaptığım hiçbir plan olmadı ya. Gösterilerimiz var Erbulak evinin. 2020'nin Nisan'ında oynayacaktık. Erteledik Eylül-Ekim'e. Oynayamadık. Erteledik bu Nisan'a. Ama sen tekrar pandemi karantini. Başlayınca bunun bir yılda bitmeyeceğini öngöremedin mi? Şöyle aklıma öngöremedim. Kadınsın. Bu SARS'lar MARS'lar oldu ya işte domuz gripleri falan. Ha, onların bile sandın. Çıktı bitti, çıktı bitti. Yok ya biter bu 15 güne dedim. Yani bu saçma bir şey bu. Çip takacaklar. Dedin değil mi? Mıknatısla aşı olduğumuz yerde para duracak mı dedin? Yok. Şimdi şöyle... kedi köpek sahipleri bilir, kedilerle köpeklere çip takılıyor ya, onu iğneyle yapıyor, hiç görmüyorsun ki sen çipi. Orada bir çip var, onu sonra böyle bir barkod okunuyor, biliyor musun bunu? Yok. Şimdi yurt dışında kediyi register ettirmek zorundasın birine verirken, bu da çip takıyorsun kediye. Yani kedin kaybolduğunda yani Golden'ım kayboldu diyorsun, bu benim Golden diyorsun. Biri de çıkmış, hayır Golden benim diyor. Çip var onda. Yani barkodu var köpeğin iç şeyinde, burasında. Onu iğneyle zerk ediyorlar. Sonra gidiyorsun veterinere zıt diye tutuyor. Evet bu onun diyor. Register'lı yani. Orada yazıyor köpeğin sahibi Ayşe Erbulak diyor yani. Ben bunu ve şey dedim yani şuna kadar gittim çok utanıyorum. Hani utandığım şeyi de söyleyeceğim. Bunlar bakacaklar biz hastalanmışız. O çiple bize kalp krizi geçirtirip öldürecekler. Yani Stephen King yani anladın mı? Tam buraya kadar gittim. Ve sonra ben bu niye neden aşı biliyor olmuyorum? Musunuz? Böyle, sen polisiye yazıyorsun ya. Doğru. Anlatayım. Doğru oradan yani. Ondan sonra ve plan yapmaktan vazgeçtim. Yani çok uzun vadeli plan yapmıyorum. Ha bugün maskeler çıkar. İstediğim biri arar beni Ayşe gelip oynar mısın der. Ha gider hoşuma da rolde hoşuma gidiyorsa gider oynarım yani. Hmm. Maskeler çıkar Erbulak evi oyunculuk evini, oyunculuk okulunu yeniden şu anda uyutuyoruz çünkü. Yeniden açarız. Yazarlığımız online sürüyor. Yazarlık online oluyor ama oyunculuk ben ya, tiyatro şey yapmıyorum. Oyunculuğu, yani, tiyatro oyunculuğu. Hani, ben şeyi seyrettim en son şehir tiyatrosunda. İşte tam korona önce, yok Ekim'de Zehir'i seyrettim. Hmm. Sevinç ve Ahmet Saraçoğlu'ndan. Ya çok saçma ya, aramızda 3 kişi var filan böyle. Seyrediyorsun, alkışlıyorsun. 4 tane alkış sesi geliyor. Yani o coşku yok. Çok zor falan. Tabii. Zor yani. Yani ben bu sahnede çok güzel oyunlar seyrettim. İşte Mehmet Ergen'den Dam'daki Kemancı'yı seyrettim mesela. Burada böyle... O kadar insanın heyecanını hissetmeden, ayağa fırlayıp alkışlamadan
bir şey ifade etmiyor ya. Şimdi zaten seyirci olmanın bedensel kimyasında şöyle bir şey vardır. Omuzundan dokunduğun insandan enerji geçişi olur. Tabii. Hani bir komedide doğru. Biri başlatır ve o dalga dalga bir de onu vurursa yayılır. Çok güzel değil mi diye. Öyle bir şey. Şimdi bu aralıklı oturmalarla bu nasıl sağlanır bilmiyorum ama. Öyle. Ha ben de bu pandemide bir tiyatrocu olarak neler yapılabilir? İşte Allah'tan Mehmet Ergen bizi çağırdı, bildiklerimizi anlattı bu şehir tiyatrosu. Çok güzeldi onlar. Ben onları işte seyrettim. Çok güzeldi. Yani ne biliyorsak aktarıp insanların bir parça geçecek bu günler demesine ona katkı sağlamak. Ona varım ama... Ama oyun izlemek ekrandan yani şöyle zamanı kullanmak için çok efektif. Çünkü bence iyi oyuncu iyi oyuncudur ve o oyunu online'da seyrettiriyor olsalar seyircilerine... kurumlar veya işte kuruluşlar oradan da anlıyorsun o kişinin diyelim iyi oynadığını kötü oynadığını bana sorarsan ama bazı şeyleri yok böyle olmaz demektense nasıl olur acaba'yı düşünmek daha olmaz, doğru olmaz demiyorum yani en azından bir maskeler çıkması yani bilmiyorum ben mesela ben çok iyi bir seyirciyimdir bilirsin ben seyirci olmayı da çok severim yani gidip seyretmeyi acayip severim. Sinemayı bile sinemada seviyorum. Yani tamam evde büyük büyük televizyonlarımız var seyrediyoruz filan ama sinemayı sinemada seyretmek çok zevkli bir şey yani o karanlıkta filan. Tiyatroyu da tiyatroda seyretmeyi yani orada selam böyle bakıp böyle göz kırpmayı filan seviyorum yani anladın mı? Ama tabii ki hayat bunu gerektiriyorsa daha uzun sürecekse kabulleneceğiz. Şey, hani asıl başarı uyum sağlama başarısıdır ya. Demin söylediğin örnek bence çok oraya hizmet ediyor. Hani giden gitti şimdi ona bakma bugün nasılsın? Tabii ki. Hala ayaktaysan demek ki yapılacak bir şeyler tabii var. Tabii ki. Tabii ki. Mesela ben ona nasıl bakarım? Hatta şey açık havada 3 kişiyle oyun oynarız. Hı hı. Yani anladın mı? Hani veya açık havada oynayamıyorsak nerede oynayabileceğimize bakarız. Bu parkları bahçeleri ben önemsiyorum mesela müzisyenler başladı ufak ufak biliyorsun. Mükemmel ya çok hoşuma gidiyor. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Zaten artık böyle çantamda sürekli işte bir takım paralar tutuyorum. Hani sokakta çalan herkese veriyorum. Yani gerçekten içim acıyor sokakta. Belli çocuk yani müzisyen belli profesyonel müzisyen yani. Ben yani şimdi bak öğrencilerden hareketle bir şey söyleyeceğim. Sanatı sevmeyi çok anlıyorum. Senin de karşına gelip senin okulda ders almak isteyen öğrenciler. Benim okulda da ders almak isteyen. Ölüyoruz oyuncu olmak için. Diyorum ki ölmeyin. Ölmeyin. Tabii. Önce başka bir şey daha yapın. Bana tabii. De ki ben aslında marangozum hocam. Ama oyunculuğu da denemek istiyorum. Var ya bayılıyorum tabii, o çocuklara. Tabii tabii doğru. Çok doğru. Şimdi müzisyen olmayı çok iyi anlıyorum. Yani oyuncuyum sonuçta. Tabii. Bir B planının olmamasının bazen açıkçası eleştiriyorum Ayşe. Şimdi ben başka bir şey söyleyeceğim. Hani çok linç edileceğimi de biliyorum. Bunu düşünüyorum hep. Yani şu anda oyunculuk okumak isteyen veya oyuncu olmak isteyen çocukların aile durumlarının çok iyi olması lazım. Evet. Çünkü şu anda oyunculukla hiç kimse... başrol dizi oyunculuğundan bahsetmiyorum. Ben onları da yani, tutarak söyleyebilirim çünkü ki. Çünkü fırsat işi o da. Bugün yapacak, yarın yapamayacak. Evet. Yani hayatının geçimini, kirasını ödeyip ev sahibi olacak. Hayat kurduğunda çocuğunun geleceğini kurabilecek güce sahip olamaz. Evet. İyi aile. Evet, yani ben mesela var arkadaşlarım işte sizin çocuğunuz mesela oyuncu olabilir diyorum. Neden? Sen çocuğuna ev almışsın, kira gelirlerin var. Zaten çocuğuna ömür boyu bakacağın maddi gücün var. Aynen. Senin çocuğun oyuncu olsun diyorum. Yani çünkü bana çok kızacak insanlar. Bana da kızacakları var. Sabaha kadar aşağı yukarı bu, ama burada öyle bu yani. Şu anda hiç yani şu anda oyunculukla geç yani pandemiden önce de ödenekli tiyatroları tenzih ederek konuşuyorum. Geçimini tam olarak oyunculuk yaparak kazanan 12 ay çok az insan var yani. Buzdağının tepesinin ucu yani bayrak asılan yer. Evet. O yüzden zor tabii. Keza müzisyenler için de geçerli. Gene ödenekli müzik gruplarını yani senfoniyi falan geçiyorum. Mesela balerin yazık yani o kadar kısıtlı ki yapacakları şey. Kim bilir ne kadar iyi balerinler var. Peki bir şey soracağım Ayşe. Mesela dünya ölçeğinde dünyada da böyle. Çok zor. Yani ben Norveç'te yaşamadım. Sen çok yaşadın. Çok zor. Hepsinin ben Norveç'te tiyatroda oynuyordum. Ama 3 ay oynuyorsun.
zaten 3 aylık ömrü var tiyatronun. Şeysi belli. Zaten biletler 3 ay önce satılıyor. Yani şöyle. Ekim, Kasım, Aralık mı oynuyor? Ne? Hayır. Şöyle. Ekim'de toplanıyorsun. Ekim ile Ocak ayı arası yazıyorsun teksti. Mutlaka orijinal tekst oluyor. Veya bir şeyi düzeltiyorsun. 4 Ocak'ta çünkü işte Christmas gecesini falan geçiyorsun. 4 Ocak'ta provaya giriyorsun. Şubat'ın ikinci cuması işte diyelim ki 12 Şubat. O gün oynamaya başlıyorsun. Nisan sonuna kadar zaten. Ama biletler Ocak ayında piyasaya çıkıyor ve o gün satılıyor. Çıktığı gün satılıyor. Hiç bilet kalmıyor. Bu mesela mahalledeki tiyatrolarda olan şey evet. mi yoksa zaten her mahalle derken yani her bölgede tiyatro var. Sonra yazın tiyatro festivalleri var. Bir tane Norveç'in en büyüğü var Höylande diye. Çok önemli. Çok çok önemli. 2 yılda bir oluyor. Ona gidiyor, karavanlarla gidiliyor. Yüzlerce kişi katılıyor, belki binlerce. Ödülleri var. Ben de çok gittim yani. Çok Norveç'in şey devlet tiyatrosu var mı? Norveç'in National Tiyatrosu var. Zaten bir Oslo'da var, bir de Trondheim'de var yani. Hmm. Bergen'de var mı bilmiyorum. Hani yalan söylemeyeyim. Onlar da zaten iyi oyuncuları var tabii. Bir de Norveç, yani İskandinavlardan çok güzel oyuncular çıkıyor dünyaya açılan. İşte James Bond'larda falan oynuyorlar. Yani şey, Danimarkalı kızdaki neydi? Alicia Vikander ha. O mesela Danimarkalı bir oyuncu. Yani muazzam bir oyuncu. Farkı yani bilmiyorum. Yüzüklerin Efendisi'nin başrolü var. Neydi? Morten. Viggo Mortensen. Hmm. Onlar yani çok çok iyi, çok iyi oyuncular çıkıyor yani. Ama onun dışında lokal tiyatrolar var ve hepsi para kazanıyor. Ve hepsi böyle çalışıyor. Toplanıyorlar, orijinal bir senaryo yazıyorlar ve ondan sonra... Sahneleri var, kendi sahneleri var. Kendi şeyleri var. Ama bütün o town, o yerleşke o işe çok hizmet ediyor. Hmm. Yani acayip hizmet ediyorlar. Mesela Dugnad diyorlar işte, hani ortak şey, tam Türkçe karşılığı yok bende. Yani imece usulü. Tamam. Mesela tiyatro binasını boyuyorlar. O bir şey, yaşamın içinde bir şey o. Evet. Yani pazar herkes, kurulması gibi tiyatro yani şey boyanacak. Aynen öyle. Anladım. Aynen öyle. Tiyatro boyanacak diyorlar mesela. Tiyatronun şeyleri değişmesi lazım. Yer döşemelerinin değişmesi lazım. Kimisi diyor ki ben para veririm diyor. Kimi diyor ki ben marangozluk yaparım diyor. Biz Özden'le gittik benim oynadığım tiyatroyu seyretmeye. Özden şok geçirdi. Gerçekten şok geçirdi. Büyük. Yani. Tabii bu kadar değil ama buranın bir sahnesi daha var galiba. O kadar var. Değil mi? Neydi? Buranın bir sahnesi daha var. Ben orada çok güzel Ezgi Eyüboğlu'ndan falan bir oyun seyretmiş. Ayrılık seyretmiştim ben. Drama sahnesi. Evet. Orada çok çok güzel, bizim de öyle bir sahnemiz vardı. Özden inanamadı yani. Hiç öyle bir şey beklemiyormuş. Ha, orada 3 ay para alıyorsun ama herkesin başka işi var. Herkesin onu başka diyorum işi ya var. Buraya oradan geldik. Olmak gerekiyor. Öyle öyle yani. Olması gerekiyor. Yani ne ancak yazık. Hani işte ödenekli, yani ödenekli tiyatro deyip de hani böyle insana yanlış bir şey de vermek istemem yani. Ödenekli tiyatrolarda da insanlar milyonlarca para kazanmıyor yani. Ben biliyorum ki yıllardır şehir tiyatrosundakiler teşviklerini alamadı, şey olmadı. Hani benim şehir tiyatrosu bağlantım kardeşim nedeniyle bitmedi. Neler olup neler bittiğini hani kulaktan duymadı olsa görüyorum. Hani ödenekli tiyatroda ne yapıyor? Adam yazın maaş alıyor. Ne alıyor yani, ne kadar alıyor? Ölmeyecek, sürünecek kadar alıyor. Aynen. Yani. Bak ben şehir tiyatrosuna girdikten çok sonra kız kardeşim özel sektörde çalışmaya başladı. Bugün kız kardeşimin maaşı benden çok ötede. Tabii. Çok sizin bir tek yani. Şeyiniz var işte, hani yılda 2 ay çalışmıyorsunuz. İyilerden bahsediyorum yani. O da yani bizim için, Sevinç'le benim için değil ki, bizim içimiz kaynadığı için tabii, bir iş buluyoruz kendimize. Biliyorum. Ya biliyorum. Yönetimde çalışıyoruz, biliyorum. Ya idarecilik yapıyoruz. Sevinç'e diyorum ki evladım bu yaz artık bir şey yapma, sürekli diyorum ki çık şeyden diyorum. Şimdi Mehmet Ergen duymasın yani, beni öldürür.
Yönetimden ayrı mı diyorsun? Çok yönetimden diyorum. Deli misiniz? Bırak yönetimi diyorum. Ama çünkü çok oklara hedef oluyor. Üzülüyorum yani. Hep hani, öyle olduk yapma ama. Yapma evladım, senin buna ne ihtiyacın var diyorum. Olsun, ben şu anda bu benim görevim diyor yani kız. Nasıl ben bir dönem yaptım? Ve bunun için ek para almıyormuş. Ya. Ona ayrıca üzüldüm. Anlıyorsun. Hani, yani şehir tiyatrosunun yönetimindeki adam ek para almıyor yani. Kaç bırak diyorum ya. Sen oyun oyna, oyununa bak diyorum. O Afife Jale jüri üyesiyken de sinir oluyordum. Sen ödül alacak adamsın. Ödül verme diyordum yani. Daha yaşlanınca diyordum. Ama belki de şimdi bizim artık o yaşlarımız Ayşe. Ben bazen öyle diyorum. Hani bir jenerasyon döndüyse galiba o döndüğü yerde şimdi artık söz söyleme sırası bizde. Öyle. Büyüklere doğru. Saygıyı eksiltmeden ama bir doğru. De biz varız demenin zamanı. Ama çok işte çok ok yani çok gereksiz hedef oluyor. Yani evet. Şimdi Sevinç gibi iyi bir oyuncu. Evet, iyi bir oyuncu. Yani sen öyle iyi bir oyuncu. Sizler iyi oyuncularsınız. Neden abicim 5 metre kumaş için imza atmak için uğraşsın yani, anladın mı? Çok ama saçma yani. Ama birinin de bunu yapması. Yani birinin çünkü de yapma. Yani aslında şöyle, bu tabii konu, şu anın buranın konusu değil ama bence benim fikrim yönetimdeki adamın sanatçı olmaması lazım. Devlet şeydeki gibi hastanedeki adamın, hastane yönetimindeki adamın. Çünkü bir doktor kaç tane enjeksiyon alacağına, enjektör alınacağına. Çok saçma yani, anladın mı? Hani doktor orada bir hastayı kurtarmalı. Enjektörlere imza atmamalı. Oyuncu da öyle. Oyuncu oyununu oynamalı. Orada yönetimde bayağı işte işletme mezunu veya işte aslında işletme yapan biri. Aslında var değil mi, sanat yönetimi diye bölümler yani, ve aslında onlardan öğrendim. Anladın mı? Hani öyle birileri olması lazım. Çünkü sizler sahnede olmalısınız. Ayşe, öyle çok, olduğunu bu düşünüyorum. Bu çok sonraki bir mesele. Çok sonra, evet evet. Yani. 100 sene sonra falan bak herhalde. Bak şimdi elimiz erdiğince bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Hani öğrenciden evet. Kastediyorum da. Rönesans görmemiş bir coğrafyada sanatçı olmaya çalışmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu o kadar ütopik geliyor ki bana şimdi, sanat yönetimi okuyan birinin şehir tiyatrosunun başına geçmiş ve bizi yönetiyor olmasını ben göremem kesin. Göremezsin. Yok. Yani. Anca yani. İşte. Şurada bir 20 bayramımız daha var. Öyle yani. Geçenlerde öyle. 20 şeker, 20 kurban, sonra biz de göçeceğiz, gideceğiz yani. Ondan sonra ne yaparlar bilmiyorum da çok kolay değil. Onun için çocuklara diyorum B planınız olsun. Tabii ki. Bu topraklarda televizyon oyunculuğuna veya tiyatro oyunculuğuna heves etmek güzel ama aklınızı başınıza devşirin. Tabii mutlaka bir aslında yani bir majör iş gerekiyor. Majör geçim sağlama işi gerekiyor. Önce benim mesela benim bonus kızım Öykü var. Çok yetenekli kız ama kızı biz Okan Üniversitesi'nde gastronomiye yolladık. Evet. Sen orada al ekmeğini dedik. Hakikaten şimdi mezun oldu. Zaten o da son senesi pandemiye geldi. Ama gitti Fransa'da Michelin yıldızlı yerde staj yaptı vesaire. Hani sen onları yap, sonra bir ara verirsin. Tiyatro yaparsın dedik. Yani ki çok gerçekten çok yetenekli Öykü. Bunu şundan söylüyorum bak. Benim yetiştirdiğim çocuklardan diyelim bir turizm şirketinde Office boy bir şey. Geldi, eğitimini aldı, bir menajer buldu. Tiyatroda, dizilerde başladı oynamaya. Birkaç bölüm oynadı, birkaç bir şey yaptı. Çok zor olduğunu gördü. Tabii kolay mı? O kadar da değil yani. Hayalini kurdukları gibi onlara karavanlar falan tahsis edilmiyor. Yok canım öyle bir şey. Ay hocam ya falan deyip tabii. Çok teşekkür ederim, işiniz size kalsın, ben dönüyorum turizme diyenler var. Tabii ki. Tabii ya ki. Da bir çocuk doğurup tiyatro yaptıktan sonra, televizyon yaptıktan sonra çocuk doğurup hocam bana göre değilmiş. İyi ki beni de uyarmışsınız diyenler. Tabii bunları ki. Gördüğümüz için söylüyoruz. Zor bunu. Ama ben Ankara Devlet Konservatuvarı'na gittiğimde rahmetli Nusret Şenbay ile diksiyon dersine girdik. Abi bir sene mam 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 a yaptık, ö yaptık yani. Aynen. Sen ne zannediyorsun? Ankara Devlet Konservatuvarı'na gittim, Şiraz sahnesinden çıkacağım, oyun oynayacağım. Öyle bir şey yok yani. Yıldız Hanım da Allah rahmet eylesin bize yani bir yıl İstiklal Caddesi'nde boş bavulla dolu bavul taşıttı yani. Hani aradaki farkı boş bavul, dolu bavul, kalabalık sokakta, az kişi sokakta. Aynen. Vesaire yani öyle bir şey yani şeyde hatta Marilyn Monroe ile 10 gün filminde vardı. Diyor ki biz oyuncular diyor oynadığımız için değil beklediğimiz için para kazanırız diyor. Parayı oradan alırız diyor. Yani çok zor ama ne olursa olsun ben tiyatroyu çok seviyorum. Yani şu sahnede bunu çekiyor olmak bile bana ayrı bir haz ya verdi. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani
arkada hayali seyirciler bile gördüm. Çok gerçekten çok az çok kaldı. Çok güzel ben şeydi. Enseyi karartmayanlardan. Yok yok, enseyi karartmayan bitecek ya. Canım yani. Hani sen de Bodrum'a falan toparlan gel. Hayır canım. Özden seni Bodrum'a gideceğiz. Gel. Yok öyle bir şey olmasın. Hatta geçen gün birisi dedi ki siz Bodrum'a yerleşmişsiniz. Hayır yerleşmedik, bizim burada da evimiz var. Burada da düzenimiz var. Tatildeyiz yani. De bari de durum. Tatildeyiz yani. Orada da bir şeyler yapıyoruz diyorum. Ama işte bir kitapçı orada açmak istiyorum yani. Olmalı zaten. Dağın gider. Dediğin gibi kız gider. Tabii tabii. Tabii. Bir şeyler yaparız yani. Evet. Böyle. O zaman inşallah oyunlarda görüşmek üzere mi? İnşallah. Ya gelip seni izleyeyim ya, alkışlayayım seni ya. Evet gerçekten. Ne güzel müzikal çalışıyor. Yaygara 70 yapıyor. Yaygara 70 gene ben ya. Göksel Kortay'ın rolüne. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani Yaygara 70 benim için tabii, ben Yaygara 70'in orijinalini görmüş adamım yani. Hani çok güzel. Bence Haldun Hoca yapar onu ya. Yani yapar tabii. Yani Erol bizim... Günaydın. Yani evet. Nur içinde yatsın. Gelirsin, hakikaten. Gelirsin bence. Onu yaparsın, sonra da onun üstüne Uy Balon Dünya yaparsınız. O da Haldun abinindir. Uy Balon Dünya da güzel oyundu o da. Haldun Dorman daha çok oyun yapar. Çok, ya ben Haldun Dorman'le bundan 4 sene önce Müfettiş oynadım biliyorsun. Evet, seyrettim ya. Çok tatlı. Ben onun taklidini yaptım sahnede. Ne diyor dediler. Aman karıcığım boşver bu işte. Boşver bu işte diyor dedim filan. Sonra dedi ki sen benim taklidimi yapıyormuşsun dedi. Bu arada Haldun Dorman, yani bunu anlatmam gerekiyor. Oyun 8'de 5'te geliyor. 5 ile 6 arası tekst çalışıyor. Böyle yapıyor, çalışıyor. 5 ile 6 arası. Oynadığı oyunun tekstini mi? Tabii tabii. Yani birazdan 8'de sahneye çıkacağı oyunun tekstini bir geçiyor üstünden. Ondan sonra makyajını yapıyor, hazırlanıyor, çizmelerini giyiyor, işte gömleğini falan bağlıyor. Sonra onun sahne arkasında bir sandalyesi var, oraya oturuyor. Saat uyuyor. Kaç bu sırada? 6:30-7. 7'den itibaren 8'e kadar sahne arkasında bekliyor. Şimdi ikinci perdenin başında da 20 dakika sonra sahneye giriyor. 20 dakika sonra. Ben de 17. dakikada giriyorum ikinci perdenin. Peki. Fakat böyle elbiseler var. Ara oldu, tuvalete gittim. Fakat tuvalete gitmek için o elbiseyi çıkarmak öyle, yoksa o elbiseyle tuvalete gitmek mümkün değil yani. Tabii tekrar geldim filan. Ben gelip elbisemi giyerken oyun başlamak üzere. Üçüncü zil verildi. Bu arada benim adım Altan'dı ya. Bana Altan diyor. Altan neredesin? Altan neredesin? Çabuk. Ne kadar rahat kadınsın dedi. İkinci perde başlamamış. 17. dakikada çıkıyorum, o da 20. dakikada çıkıyor. Aydın abi geliyorum tuvalete gidiyorum. Çabuk gel dedi. Çünkü istiyor ki ben de onun yanında bekleyeyim. Tabii müthiş bir disiplin. Hani bu, ben şimdi bunu tabii mizahi bir yolla anlattım tabii. Bütün genç arkadaşların, ben öğrencilerimize önce bunu anlatıyorum yani. Önce kulis disiplinini anlatıyorum. İnanmıyorlar ki Ayşe şey. Ya. İnanmıyorlar ama. Olsun. İnanan bir tane çıkıyor. Aynen ben öyle. De öyle diyorum. Aynen öyle. Dedikoduları sonra mı yapacağız? Şimdi kapatın kameraları, bir dedikodu edelim arkadaşlar. Çok keyif aldım ya. Teşekkür ya ederiz. Vallahi ben de çok olanlara teşekkür ediyorum. İyi oldu. Vesile olup beni çağıranlara. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum yani. Bir de tabii denk geldi benim İstanbul'da olmam ama şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul'da olmasam bile böyle bir davete asla hayır demezdim. Gelirdim yani. İlla ki gelirdim. Artık uçağa da binebiliyorum. İlk aşım olduğum için. Evet, o kadar evet, onlar korkmuyorum bitiyor yani. Artık. Evet, işte aşılar olacağız, ondan sonra toparlanacağız. Tabii tabii tabii. Ondan sonra çok çok teşekkür ediyorum. Burada kameralarda, kamera arkalarında çalışan arkadaşlara, ekipte çalışanlara çok güzel hazırlamışlar bize arkayı. Çok moderndi, çok güzeldi. Kulis her şey çok güzeldi. Vesaire her şey. Üstünde Ayşe Erbulak yazıyordu. Çok hoşuma gitti. Peki. Seyda'cığım seni görmek görüşürüz. De çok keyifliydi. Görüşürüz Ayşe'cığım. Öperiz. Kapandı deyince dedikoduya başlayacağız. Kapandı mı?